Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlar. Şimdi 4 numaralı bölümün 24 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum kardeşlerim. Bakalım burada neler öğreneceğiz? Ne varmış? Bir göreyim ben şöyle ilk önce. Evet, yine aslında aynı bir önceki köşe taşının aynısı varmış kardeşim. 23 numaranın devamıymış gibi düşünebiliriz bunu. 22,5, 67,5, 90 üçgeni varmış. Evet, odaklanmasını da ayarladık. Şimdi buradaki özelliğimiz de şu. Demiştik ki bu 22,5 67,5'un da tıpkı 15 75 90 üçgeni gibi iki tane özelliği var. Biri gıcık, diğeri değil. Az önce zaten gıcık olmayanı gördük. Şimdi gıcık olanı görüyoruz arkadaşlar. Diyor ki kural, 22,5'un karşısında ne varsa 67,5'un karşısında şu vardır. Bu 22,5'un karşısındakinin yani 2'nin kök 2 artı 1 katı vardır. Bunu zaten yukarıda hocalarım açıklamış köşe taşımızın açıklama kısmında. Şimdi bize neyi soruyor? ABC üçgeninin alanı. Dostlar bir dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. O halde hemen 2 ile 2 parantezindeki kök 2 artı 1'i kök 2 artı 1'i çarpıp 2'ye böleceğiz. Bu da bizim alanımız olacak. Şu ikiler sadeleşsin. Bu 2'yi de içeriye dağıtalım. 2 tane 2 kök 2 olur. Artı 2 olur. 2 kök 2 artı 2 Edirne'de mevcut. Evet, ikinci sorudayız. AB ile BC birbirine eşitmiş. Şuralar ikizkenar üçgenmiş. Demek ki 45-45-90 üçgenidir buralar. Hatta şurası da 22,5-22,5 diye dağılır. Bakın buradaki küçük üçgenimiz ne çıktı? 22,5-90-67,5 üçgeni çıktı. Neydi kural? 22,5'un karşısında ne varsa 2 var 22,5'un karşısında. O zaman 67,5'un karşısında bu 2'nin kök 2 artı 1 katı olacak demiştik. Tamam, burayı hallettik. Şimdi bakın bize 90'ın karşısını soruyor şurayı. Büyük dik üçgendeki hipotenüsü soruyor. Yani 45'in karşısında ne var? 2 tane, hatta şöyle yazayım. 2 kök 2 artı 2 var. 2'yi içeriye dağıtarak yazdım. 45'in karşısında bu varsa 90'ın karşısında ne vardır? 45-45-90 üçgeninin özelliği hep kök 2 katı var demiştik. Bunu da yazdık. İşte cevap bu. Hadi bunu da içeriye dağıtalım. Şu kök 2 ile burayı çarpacağız. Yani ne olacak? 2 kök 2 çarpı kök 2 olacak. Artı kök 2 ile 2'yi çarpacağız. O da 2 kök 2 yapar. Şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bir de burada 2 ile çarpıyorum 4 olur. Artı bir de 2 kök 2 var. 4 artı 2 kök 2 Bursa şıkkımdaki cevap doğrudur dedim. Geldim 3 numaraya. Şimdi dostlar burada da aslında aynı muhabbetimiz var yine. Şuradan aşağı aynı 15-75'te de yaptık bunu. Şuradan ikizkenarımızın dikliğini indirerek çok rahat çözebiliriz biz bu soruyu. Ama şöyle de çözebiliriz. Neyi soruyormuş bize? B noktasının AC doğrusuna uzaklığı. Yani şunu soruyormuş dostum. Şimdi bunu da çizelim, bir gösterelim şuradan. Bakın burası 67,5 ise ikizkenar olduğu için burası da 67,5. Şimdi 67,5, 67,5 daha 135 yapar. O halde tepeye 45 kalır. Böyle daha kolay çıktı bakın. 90'ın karşısı 4 ise 45'lerin karşısını bulmanın yolu neydi? 90'ın karşısındakini kök 2'ye böleriz. 4'ü kök 2'ye bölmek 2 ile böl, kök 2 ile çarp demektir. Bir sayıyı kök 2'ye bölmek 2'ye bölersin 2, kök 2 ile çarparsın 2 kök 2 demektir. Demek ki 45'in karşısı 2 kök 2 olacak. Zaten aradığımız cevap da bu. B noktasının AC doğrusuna uzaklığı demek neydi? Oraya bir diklik indir demekti. Evet, çayımızdan da bir yudum alalım. Ve geçelim dördüncü sorumuza. Bir yandan okuyalım bakalım. Şimdi ABC ikizkenar üçgenmiş yine bakın. O zaman şuralar ikizkenarsa AB ile AC. Şurası da 67,5. Şurası yine 45. Hatta şurada 90 varsa burası da 45. Hatta şurası da ikizkenardan 2. Şimdi şurası da o zaman 22,5 yapacak değil mi dostum? 22,5. Neden? Çünkü 22,5 90 67,5 olsun diye. Peki 22,5'un karşısında 2 varken 67,5'un karşısında şu uzun kenar şurası toplamı x artı 2 ne olacak demiştik? Bu 2'nin kök 2 artı 1 katı olacak. Yani 2 kök 2 artı 2'dir şu uzunluk.
Hocam burada bir de fazladan 2 var. Bize x'i soruyor. O zaman bu 2'yi çıkartırsam x'i bulurum. Hadi çıkartalım 2'yi. Bakın bu 2'ler gitti. Geriye bir tek 2 kök 2 kaldı. Cevap Adana'dan geldi. Evet, sıra geldi 25 numaralı köşe taşımıza. Hadi okuyalım bakalım. İlk sorumuzu ne diyor? Şimdi 35 var, 15 var. Ha, bunlar hiç alakasız iki açı. 35. Hadi bildiklerimizi yazalım. 35 ise burası, hatta 15 ise burası. Şuraya 75 yazalım. 75, 35 daha 110. Şuraya 70 yazalım. Aha, şimdi yakaladım. Taktiği yakaladım arkadaşım bak. Bir soruda sen direkt kafadan da vermiş olabilir. Biz kendimiz bulduk 35 ile 70'i. İlişki şurada. Bir soruda 90 derece varsa ve bunun yanında ekstradan 1'e 2 oranı da varsa. Bakın bu 1'e 2 oranı dediğim oran sadece açılar arasında olacak diye bir kural yok. Kenarlar arasında da böyle bir ilişki olabilir. 1'e 2 katı olan bir kenar ya da biri diğerinin 2 katı olan açılar varsa aklınıza muhteşem üçlü yapmak gelecek. Yani 90 dereceden hemen hipotenüse bir kenar ortay indireceksiniz. Bu kenar ortay hipotenüsü tabii ki 2'ye bölecek ve kendisi de böldüğü parçaya eşit olacak. Ve bakın şurada bir ikiz kenar daha çıkmış oldu böylelikle. 35, şurası da 35. Hatta 35 ile 35'in toplamı 70. Şurası o zaman 110. Tabii ki bunun iç tarafı da 70 oldu. Ve bakın şu iki açı birbirine eşit iki açı oldu. İkisi de 70 derece geldi. O zaman burası da x, burası da x. Hatta bu da x, bu da x oldu. Yani hipotenüs 2x oldu. BC. BC'yi bize 12 olarak vermiş. Demek ki 2x eşittir 12. X'in de 6 olduğunu yapıştırdım. Bak sen bu soru çok güzel bir sorudur arkadaşım. Normalde insanın aklına gelmez. Hani burada muhteşem üçlü yapacağı. Ama bak ben sana taktiği öğretiyorum. Diyorum ki soruda 90 derece varsa bir de bunun yanında ekstradan 1'e 2 oranı varsa sen o soruda muhteşem üçlü arayacaksın arkadaş. Tamam mı kardeşim? Şimdi geldik 2 numaralı soruya. Bakın burada da muhteşem üçlü bağıra bağıra kendini belli ediyor aslında. Hipotenüs 2'ye bölünmüş değil mi? Yani hipotenüs 2'ye bölündüyse hepinizin aklına ilk önce bir muhteşem üçlü çizmek gelir. Hemen şuna da tık tık koyalım. Bakın burada da bir ekstradan ikiz kenar çıktı kendiliğinden. Şimdi şu ikiz kenarı kullanırsam 70 ise burası da 70. Şuraya 20 kaldı. Şu ikiz kenarı kullanalım. Burası da alfa. Ve bakın 20 ile 2 alfanın toplamı 180. O zaman 2 alfa 160 olmalı. Demek ki alfa da 80 olmalı dedim. Bu gayet kolay. Hani burada muhteşem üçlü yapmanızı zaten soru kendisi göstermiş aslında. İpucunu vermiş. Hipotenüsü 2'ye böldüğünde genelde aklımıza hep muhteşem üçlü gelir zaten. Evet, üçüncü sorudayım dostum. Bakın burada şu oranı gördüm. 1'e 2 oranı var zaten burada. O zaman muhteşem üçlü gelsin aklıma. Bak amca zaten 90 dereceden bir doğru indirmiş. Parçalar eşitse mecbur diğerine de eşit. Buna da eşit olacak. Şimdi şu oranı da yerleştirelim hemen. DHA. DHA. Şuradaki açıya küçük a derseniz diyor. HDC. HDC. Yani şurası 2 katı olacak 2A. Peki canım kardeşim şu A ile şuradaki iki iç açının toplamı dış açıya eşitti yani 2A'ya. O halde burası da mecburen A geldi. Şu ikiz kenarı görür kardeşim. Bakın A ise burası da A olacak. Buraya da A'yı yapıştırdım. Aha da soru çıktı zaten. Şu dik üçgene bakın. İç açılarının ölçüsü 180 olacak. 90 buradaysa diğer ikisine de toplamı 90 kalacak. Yani 2A ile A'nın toplamı 3A 90'a eşit. O halde A 30, 30, 60, 90 üçgeniymiş. Neyi soruyor? A, C, B. Zaten bize de şu küçük A'yı soruyormuş. 30 dereceyi bulduk arkadaşlarım. A 30. Evet, dördüncü sorumuzdayız. Aha işte bakın. Zaten bak 22 derece var. Lan bu senin bildiğin bir açı değil ki. 22'ler, 35'ler, 37'ler. Bunları biz bilmeyiz ki zaten kardeşim. Biz neyi biliriz? 30'u, 60'ı, 90'ı, 45'i biliriz. 120, 135, 150'yi biliriz. Bunun dışındakiler ya da hadi şimdi yeni eklendi 75'ler, 15'ler de bilinir yine diyelim ama 22 ile hiç işimiz yok. Bu ne demek? Demek ki bu soruda bir kilit noktası var demek. Hemen Emre hocamın dediği şey aklıma gelsin taktik. Ne var bu soruda? Bir bakayım şöyle verilenlere de. Lan 90 derece var.
Aha bir de bunun yanında 9'a 18 bak biri diğerinin iki katı olan bir muhabbet var canım kardeşim. Ne yapacaktım ben? Muhteşem üçlü. Benim hipotenüsüm neresi? BD. Dikkat et bak 90 nerede? Burada. Tamamı 90 değil. Hipotenüs hepsi değil. Sadece BD. O zaman ben sadece BD'yi kenar ortayı indireyim. Burayı 9, 9 diye 2'ye böldüğü gibi kendi de 9 olacak. Yani şu, şu, şu. Eşit oldu bak 9, 9. Burası da eşit oldu. Yani şu x ise buranın da x olduğunu ben artık biliyorum. E şu 9'ları kullan kardeşim. Şuranın da 22 olduğunu biliyorsun. 22 ile 22'nin toplamı 2 iç açıdır. Üçüncü açının dışına yani x'e eşittir kardeşim. O zaman 22 ile 22'nin toplamı yani 44'tür. X dediğimiz şey sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan gelmiştir. Evet 25 numaradan sonra hemen sıra geldi 26 numaraya. Evet çok güzel bir soru tarzı öğreneceğiz burada. Dostlar her soru bankasında karşınıza çıkacak bir şekildir bu. 1 numara belki çıkmaz ama 2 ve 3 numara garanti çıkar. 4 numara yine böyle hani biraz daha zor yayınlarda karşınıza çıkabilir. Ama hepsi her soru bankasında olan sorulardandır dostlar. Şimdi 1 numarada işi bir öğrenelim isterseniz ilk önce. Bakın buradaki olay şimdi bu şeklin aynısını iki soru tipinde görebilirsin. Sorunun tipi biri bu. Toplamlarının en küçük değeri kaçtır diye soruyor. İkinci soru tipi de muhtemelen bir sonraki köşe taşında görebiliriz bunu. Çünkü önemli sorudur, sorulması lazım. Bunların farkının mutlak değerinin en büyük değerini sorarsa. Şimdi bu köşe taşında en küçüğü sorduğunda ne yapacağımızı öğreneceğiz. Dostum bak. Şimdi bize şunu soruyor. AP çizgisiyle PB çizgisinin en küçük değeri. İki çizginin en küçük değeri her zaman bunları dümdüz ucuca eklersin. Doğrusal oldukları zaman en küçük değerini bulmuş olursun toplamlarının. Tamam mı canım kardeşim? Doğrusal olacak bunlar. Amca bizi burada yormamış. Zaten dümdüz çizgi vermiş bunları. Tamam mıdır dostum? O zaman biz direkt şu uzunluğu bulalım AP'yi. Çok doğru hatırlamıyorum ama ya 3. ya da 4. köşe taşımızda biz zaten bunun bu şeklini çözmüştük. Hemen şöyle yapıyorduk dostum. Şuradan bir dikdörtgen oluşturuyoruz bakın. Şöyle dikdörtgeni oluşturduk. 8 ise burası da 8. Burası toplam 12 oldu. Şu dik üçgenden de soruyu çözüyoruz. Şimdi okumadığımız bir özellik daha vardır burada. Neymiş o? A üssü B üssünü 16 vermiş bize. Yani şu aradaki mesafeyi 16 vermiş. Dolayısıyla şurayı 16 vermiştir. Bu da ne demek? 12, 16, 20 üçgeniydi hatırlayın. 3, 4, 5 üçgeninin 4 katıydı arkadaşlar. 12, 16, 20 üçgenimiz. Evet geldik ikinci sorumuza. İşte bakın böyle daha çok görülür sınavda. Yine neyi soruyor? AP ile PB'nin toplamının en küçük değeri. Ne dedik biz? Bunların dümdüz çizgi olması lazım. Bunun yolu da şu arkadaşım. İkisi de bak. CD doğrusunun üstünde A ile B noktası. Hemen birini diğer tarafa atacaksın. Ya B'yi ya A'yı. Nasıl atacağım hocam? Simetrisini alacaksın. B'yi ben bu tarafa attım bak. B üssü diyeyim hatta buna. Şurası da 3 birim. Yani ne yaptım? Bu çizginin aynısını buraya getirdim. Şimdi işte toplamlarının en küçük olması için de birleştirdim burayı. Tam birleştiremedim ama şöyle. Düz bir çizgiyle birleştirdiğinizde işte diyeceksiniz ki hocam P noktası burasıdır. Bak zaten P noktası için tam burasıdır demiyor sana. P, CD arasında bir yerde diyor. Tamam mı? P, CD'nin elemanı. Tam burada demiyor. Demek ki en küçük olması için burada olacak. Yani en küçük nerede oluyorsa oraya götür diyor P'yi. İşte P buradaymış meğersem. Tamam mı kardeşim? Şimdi işte AP ile PB'nin toplamı şu anda en küçük oldu. Peki bunu nasıl çözdük? Dikdörtgene tamamlayarak. İşte dikdörtgene tamamladım. Şurası 3 ise burası da 3. CD'yi de 24 mü vermiş? Burası 24 ise burası da 24. Bak ne oldu? Burası 10. Burası 24. Şimdi hemen hatırla. Biri 10. Diğeri 24 ise tabii ki Pisagor yapmayacaksın hipotenüsü bulmak için. Bu üçgen büyük bir ihtimalle yani %99 ihtimalle özel üçgendir diyeceksin. Yoksa inanın bana ÖSYM'deki amcalar da o soruyu hazırlayan amcalar da o kadar vicdansız değil. Yani sana tutup da 24'ün karesini aldırmaz kardeşim. Daha küçük sayıların karesini aldırır orada sıkıntı yok ama 24'ün karesini de aldırmaz. Hemen sadeleştir bunları 2'ye böl mesela 5 olur.
2'ye böl 12 olur. Bak gördün, ana üçgene ulaştın. 5, 12 neydi bu? 13. Demek ki 2'ye bölünce 13'müş. O zaman gerçekte 26'dır. İşte şu bizim şuradaki Pisagor'dan yaptık bunu ve hipotenüsü 26 bulduk şurayı. Zaten cevap da orasıydı. Şimdi üçüncü soruda artık bence kendin de çözebilirsin diye düşünüyorum dostum. Bir dur videoyu, bir kendin dene bakalım. Burada da farklı bir şey yapmak istemiş hocalarımız. Yeni nesil tarzına uydurmuşlar. Karınca koymuşlar falan filan. Halbuki ne diyor? Karınca buradan bir buraya gelecek, bir de buraya gelecek. Bakın bunun çok güzel yeni nesil soruları da var. Mesela işte ya şunu unutma, aldığı yol en az kaçtır diye sorduğunda aslında bu soru. Bazen şöyle yapıyorlar, işte şuraya bir nehir koyuyorlar mesela, nehir var burada. Şuraya bir ev koyuyorlar, şuraya bir ağaç koyuyorlar. Diyor ki ağaçta yangın çıkıyor. Buradaki adam koşuyor, önce nehirden bir kova su alıp buraya gidiyor. Alacağı yol en kısa nedir? Mesela şöyle yapıyorlar, hatta onu da şurada göstereyim canım kardeşim. Biraz yeni nesillere de örnek olsun. Mesela şöyle yapıyor. Şuraya bir tane ağaç koyuyor. Şuraya da başka bir ağaç koyuyor şöyle. Diyor ki buradaki kuş önce şuradaki yere gelip P noktasına, sonra şuraya uçuyor. Buradaki yemekleri yiyor. Şu ağacın tepesine konuyor. Alacağı en kısa yol nedir gibi. Yeni nesilde böyle oluyor. Hikayeli, resimli sorular oluyor dostlarım. Bu da ona benzer bir şey. Sadece renkli değil yani. Ama güzel bir yeni nesil soru olmuş bu da. Ne yapıyoruz burada dedik? Hemen şunun simetrisini alalım. 2. Dikdörtgeni tamamlayalım. Tamamladık. Şurası 2 ise burası da 2. BC'yi 12 vermiş. O zaman bu da 12. Bize de şurayı soruyordu demiştik. Şurası kaç birimdir? Şurası olacak. Neyse, önemli değil arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeni olacak. Şu üçgenden. Şu üçgenden. 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Evet, bakın 4 numara... sanki çok farklı bir şeymiş gibi algılamayın lütfen. Şimdi 60'ı gördük, ne yaparız dostum? Karşısına diklik indiririz değil mi? Bunu zaten ineceğiz biz, biliyoruz. Düşünmeye gerek yok. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4, kök 3. 30'u gördük, ne yapacağız? Yine karşısına diklik ineceğiz. 90'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 2 kök 3, 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak, 6. 2 kök 3'ün kök 3 katı 6. Şimdi ne diyor bu sefer? AP ile, bak şurayla, şuranın toplamının en küçük değeri nedir? Sen şimdi şu yanları görme. Bak bu üstteki sorunun tıpatıp aynısı oldu değil mi canım kardeşim? Sanki biraz daha minyatür hali. Hemen ne yapıyorum? Şuradan 2 kök 3 şöyle simetrisini alalım. Burası da 2 kök 3 diyelim. Bize sorulan yer aslında şu çizginin ta kendisi. Şimdi burayı da dikdörtgene tamamlıyorduk şöyle. Burası da 2 kök 3 oldu. Peki şuraya ne vermiş CD'yi? 16 vermiş. 6 ile 4 burada 10 yani. Şu araya 6 kalıyor. Tabii ki şurası da 6. Hemen şu dik üçgenden de mevzuyu bitirelim. Bak bir dik kenar ne oldu burası? 6 kök 3. Diğer dik kenar da 6. Hipotenüsümüz ne çıkacak? 12 çıkacak. Nasıl buldun hocam hemen böyle? Şimdi ben tabii ki gözüm alıştığı için buldum. Yoksa aman aman çok böyle zeki bir adam olduğum için hemen 12'yi bulmadım canım kardeşim. Benim gözüm şuna alışmış. Bir şey var. Kök 3 katı var. Hemen buna ben kafadan 30, 60, 90 üçgenidir dedim. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı kök 3 katı 6 kök 3 olacak. 90'ın karşısı da 2 katı 12 olacak diye yapıştırdım. Ama sen göremedin bunu, canın sağ olsun. Ne yapacaksın x'i bulmak için? X kare eşittir bir 6'nın karesi, bir de 6 kök 3'ün karesi deyip Pisagor'dan da bulabilirsin. İlla yani orada 30, 60, 90'ı göreceksin diye de zorlama kendini. Ama bunu da unutma kardeşim. Hani bir dik üçgende, yani sorudan böyle Pisagor yapmaktansa o kesin özel bir dik üçgendir deyip kendi kendine abi bakayım hangi özel dik üçgenmiş. Ya işte 30-60-90 ya 45-45-90'dır ya da kardeşim işte 3-4-5-5-12-13 gibi özel üçgenlerimizden biridir. Evet, 26 numarayı da gömdük böylelikle. Hadi bakalım şimdi 27 numaradayız. Daha başka var mı? Yok, 27 sonmuş kardeşim. Evet bakın işte. Az önceki köşe taşında bahsettiğim gibi ben dedim ya, bu soru bu şekil iki türde soruda sorulur. Birincisi en küçük değeri kaçtı? Bakın burada da farklarının en büyük değerini soruyor. Peki burada nasıl bir yol izleyeceğiz hocam? Hiç böyle simetrisini aşağıya alayım falan demeyeceksin. Olayın şu, bak direkt pratik çözümü öğretiyorum. Şu hemen kısasından uzun olana doğru bir diklik çizeceksin. Çizdim. Burası 2 ise burası da 2. Şuraya 5 kaldı hocam. BD'ye 12 vermiş. O zaman şu da 12. İşte senin aradığın o en büyük uzunluk dediğimiz yer buradaki x diyeceksin. Şuradaki dik üçgenden de 5, 12, 13'ü
Bursa'yı işaretleyeceksin kardeşim. Ya hocam nasıl en büyük olur bu? Evet işte en büyük böyle olur. Farklarını soruyor bak dikkat et farkları. Toplamları dese bu tabii ki en büyük olmaz. Zaten az önceki soru olur toplam deseydi. Evet farklarının en büyük değeri de böyle bulunacak arkadaşlarım. Tamam bakın alışalım buna da hemen bir tane daha var burada şimdi ne diyormuş? Neyi soruyor? Şekildeki AB doğrusu üzerinde değişken bir nokta P noktasının D noktasına ve C noktasına uzaklıkları. Şu ikisine uzaklıkları farkı yani PD eksi PC en çok kaç birim olur diye sormuş. Artık mevzuyu öğrendiniz canım kardeşim. Bence hemen burada bir videoyu durdurun. Kendiniz de çok rahat çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Ne yapacaktık? Farkının en büyük değeri için şuradan çiziyorum. 2 ise 2'dir. Buraya 3 kaldı. 4 ise 4'tür. Bana sorulan yer şurasıdır diyorum. D ile C'yi birleştirdim hemen. 3, 4, 5 üçgeninden soruyu çıkartıyorum. Hemen 3 numaraya geçtim. Bakın aynı soru tarzı. Yine farklarının, şunların ikisinin farkının en az değeri soruluyor bize. Ne yapıyoruz dedik? Bize sorulan yer aslında şurası. AB'yi direkt birleştiriyorum. X. Bu da aslında dik yamuk oldu değil mi? Yani hepsi böyle dik yamuk sorusudur. Şuradan çizdiğinde 8 ise 8. Burası da 8. Şuraya kaç vermiş? 15 vermiş burayı. 8, 15 neydi o bizim özel dik üçgenimiz? 8, 15, 17 dik üçgeniydi. Zekanızla çözün diyor. Burada bir çakallık var. P elemanıdır. CD demiş bize bu sefer arkadaşlar. P noktasının evet şimdi P noktası tabii ki bunun cevabı 0 çıkacak canım kardeşim. Çünkü biz dikkat etmeden hemen patır kütür patır kütür alışmışız gözümüzde. AB ile BP'nin farkının en az kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi tabii ki burada iş değişiyor canım kardeşim. Niye değişiyor peki? Çünkü biz sazanlık yaptık hemen zıpladık. Bakın burada neyi soruyor bize? En azı soruyor canım kardeşim. En az nedir diye soruyor. Şimdi en büyük deseydi evet 8-15'ten 17 yapacaktık. Ama en azı sorduğu için iş değişiyor. Cevap 17 değil tabii ki dostlar. İşte size gelin bir dikkatsizlik örneği daha. Aslında ben size nasıl dikkatsiz olunur bunu göstermeye çalışmıştım. Ben sizi denedim derler ya genelde öğretmenler. Klasik öğretmen bahanesidir bu. Halbuki yapamadık anasını satayım. Dikkat etmedik işte yani hiç. Ne bunu yalandan yere kıvırıyorsak. Kardeşler evet işte soruyu okumakta da fayda var. Bakın bunun cevabı gerçekten de sıfır. Nasıl sıfır öğretmenim? Şimdi en azını soruyor bana. En çok deseydi tamam hepiniz biliyorsunuz ne yapacağınızı ama dikkat etmedik en azı soruyormuş bize. Biz hemen patır kütür aynı köşe taşıdır diye devam ettik. Şimdi sen şöyle düşünsene. Hemen şöyle göstereyim mesela. Şurada var mı? Yok. Neyse. Şunlarla göstereyim. Şimdi iki tane kalemim var elinde. Biri böyle. Biri de böyle. Fark etmez. Nasıl olduğunun önemi yok. Kalemlerin yerleri önemli. Şimdi sana diyor ki bunların farkının en küçükleri. Farkını al diyor bu sefer. Farkını alacağım zaman ben bunların ikisini eşit boylu seçerim. İkisinde. Eşit boylu seçtiğimde de bunlar en küçük olmaz mı canım kardeşim? Yani ben şu P noktasını öyle bir noktaya getiririm ki mesela şurada olur P noktası. Bu BP ile AP birbirine eşit uzaklıkta seçelim. Al sana farkları da sıfır olur. Ha, toplamlarını sorsaydı tabii ki iş mevzu değişiyordu. Bakın tekrar söylüyorum. Evet burada ne öğrendik biz bu soruda? Dikkatli olmayı öğrendik. Demek ki soru mutlaka okunmalı. Şekli görür görmez hemen zıplamamalıymışız. Evet 4 numarada artık ne yapacağımızı biliyoruz. En çok demiş mi en az demiş mi ona bakacağız. En çok demiş. O zaman burada yapılacak şey artık siz çok iyi biliyorsunuz arkadaşlarım. Hemen ne yapacağım ben burada? Şu 4 dediğimiz çizgiden 4'ten sol tarafa doğru bir diklik çizeceğiz diyeceğim. Ama bakın burada da bir dikkat var arkadaşlarım. İşte F eleman DC. Bakın birinci soruyla ikinci soruda olayımız şuydu. Onu da bir göstereyim de siz iyice anlayın arkadaşlar. Birinci soruda K elemanıdır D diyor. Yani bu K noktası D'nin üstünde herhangi bir nokta. Şimdi illa B ile D'nin arasında olacak diye bir kural yok. Burada da olabilir hatta şurada da olabilir. Tamam mı? Bak burada bir sınırlama yok. İkinci soruya bak yine aynı muhabbet. P noktası AB'nin üzerinde ama dışarısına da taşabilmiş. Bakın P hatta göstermiş dışında. Üçüncü sorudaki ayrıma dikkat edin. En az diyordu. Bunda bir sıkıntı yok. İşte dördüncü soruyu 1 ve 2'den farklılaştıran yerde burası. F noktası CD'den dışarı taşamıyor. Yani D'den dışarı da taşamıyor. C'den de dışarı taşamıyor. O yüzden direkt B'den burayı çizip bulamayız biz bu
soruyu. Hatta bir çizelim, deneyelim. Çıklarda var mı onu görelim. Çizsek böyle, burası 4, burası 5 olur. Şurası 12 idi. 5, 12, 13 geliyor. Aa, bakın çok da güzel olmuş. İşte ÖSYM tam da bunu yapar arkadaşlar. Şöyle ince detaylara dikkat etmenizi ister. Bak, normalde alışkın olduğumuz şeyi yapsak cevap 13 geliyor ama yanlış. Zaten şıklara bakın, Adana diyor şıkkımıza, 11. Peki nasıl oluyor öğretmenim? Şimdi burada F noktası madem ki C ile D'nin tam arasında, o zaman ben Denizli noktasında koysam bu F'yi. Tam buraya koysam. Benim aradığım AF dediğim yer burası olur. AF. FB dediğim yer de burası olur değil mi artık? Şurası. Yani FB 4 olur. AF kaç olur peki? 9. Burası 12 idi. 9, 12. Şu üçgenden 15 olur. Bu da 15. İşte 15 eksi 4'ten en çok 11 olur canım kardeşim. Bak, cevabımız böyle geldi. İşte şuna dikkat edeceksin. D ile C'nin arasında mı? Yoksa dışına taşıyor mu? Dışına taşıyorsa 1 ve 2. sorudaki yaptıklarımı. Dışına taşmıyor, arada kalıyorsa da bu dediğimi yapacaksınız. D, F noktasını, yani şu ortadaki noktayı şu kısa olana getirin mesela. Kısa olanın ayağına indirin, D'ye kadar getirin diyebiliriz. Evet arkadaşlarım, şimdi köşe taşlarımız bitti. Bir sonraki videoda tarama testlerine geçeceğiz. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.